Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika kreması, çok lezzetli çikolatalı sosu ile şahane bir çokomelli bisküvili pasta yapacağız. Bu pastayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle tatlımızın kremasını hazırlayarak başlayalım. Bunun için bir tencereye 3 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı nişastayı alıyorum. Klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1,5 su bardağı şeker ilave ediyorum ve aynı bardak ölçüsüyle 6 su bardağı soğuk sütüm var. İlk etapta sütümden bir miktar koyarak malzemeleri bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Ve malzemeler iyice karıştıktan sonra kalan sütü de ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırdıktan sonra pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve muhallebiyi kısık ateşte başından ayrılmadan sürekli karıştırarak pişirdim. Altını kapatır kapatmaz içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ilave ediyorum ve yine çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Malzemeler iyice karıştıktan sonra çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum. Daha sonra kabuk tutmasını önlemek için sık sık karıştırarak soğuyana kadar şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet, kabuk tutmaması için sık sık karıştırarak pişirdiğim muhallebiyi soğuttum. Şimdi soğuyan muhallebinin içerisine bir paket krem şanti ilave ediyorum. Daha sonra mikserin yüksek devrinde güzel bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Ve yaklaşık 2-3 dakikanın sonunda çok güzel bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Pastamızın harika kreması hazır olduğuna göre artık yapımına geçebiliriz. Evet, pastamız için görmüş olduğunuz kakaolu bisküvilerden 5 paket bisküviye ihtiyacımız var. Borcamımı hazırladım. Bir kaseye de soğuk süt koydum. Şimdi bisküvileri gördüğünüz gibi soğuk süte batırıp çıkartıyorum ve borcama diziyorum. Ve bir sıra bisküvi dizdikten sonra hazırlamış olduğum kremanın üçte birini bisküvilerin üzerine koyuyorum ve bir kaşıkla düzeltiyorum. Aynı şekilde kremanın üzerine ikinci kat bisküvileri de diziyorum. Ve bisküvilerin üzerine gördüğünüz gibi tekrar kremadan koyarak kaşıkla düzeltiyorum. Daha sonra üçüncü ve son kat bisküvileri de diziyorum. Ve kalan kremanın tamamını üzerine dökerek yine bir kaşıkla düzeltiyorum. Daha sonra ben üzerinin çikolatalı sosunu hazırlayana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Evet, şimdi çikolatalı sos için küçük bir sos tenceresine 1,5 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı nişastayı alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı kakao ve 4 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 3 su bardağı soğuk sütüm var. İlk etapta sütten biraz ekleyerek malzemeleri bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Ve malzemeler iyice karıştıktan sonra kalan sütü de ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıp pişirmek üzere ocağıma alıyorum.
Ve sosu kısık ateşte sürekli karıştırarak başından hiç ayrılmadan pişirdim. Altını kapatır kapatmaz içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı, sütlü ve bitter karışık olmak üzere 80 gram da çikolatayı ilave ediyorum. Ve hızlıca karıştırarak tereyağı ve çikolatayı içerisinde eritiyorum. Homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra karıştırmaya hiç ara vermeden sürekli karıştırarak ılık bir kıvama gelene kadar sosu soğutuyorum. Evet, tatlıyı dolaptan çıkarttım. Şimdi çokomelleri düzgün bir şekilde dizebilmek için gördüğünüz gibi bir çöp şişle ya da kürdanla da yapabilirsiniz. Pastanın dilim yerlerini çizerek belli ediyorum ve daha sonra her bir dilimin üzerine birer tane gelecek şekilde çokomelleri diziyorum. Ben bugün bisküvi pastamı bu şekilde yaptım. Fakat dilerseniz hiç çokomel kullanmadan direkt kremanın üzerine sosu dökerek de yapabilirsiniz. Çokomeller pastaya sadece bir görsellik kattı. Evet, sosumu da hiç karıştırmaya ara vermeden ılık bir kıvama getirdim. Şimdi ılınan sosu önce bir kaşık yardımıyla çokomellerin üzerine koyuyorum. Ve daha sonra kalan sosu aralardaki boşluklara döküyorum. Ve bir kaşıkla düzeltiyorum. Sosunu düzelttikten sonra pastamı bir gece bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet, pastamı bir gece buzdolabında dinlendirdim ve şimdi hemen dilimleyerek sizlere yakından da göstermek istiyorum ve belirtmek istiyorum ki ben üzeri için çikolatalı sos pişirdim. Fakat sizler dilerseniz hazır çikolatalı soslardan pişirerek de kullanabilirsiniz ve dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Dilimledikten sonra hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi ben üzerinde çokomel kullandım fakat tercihen kullanmaya da bilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi görüntüsü harika. Lezzeti ise bütün samimiyetimle söylüyorum ki harika bir bisküvi pastası olmuş gerçekten. O yüzden hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.